Oo, ses fazla. Bilgisayarımın içine ettin. Outlast 2. Adjust the gamma by moving the slider until the character is barely visible. Oo, merhaba. Dostum. Ne haber? Yani şimdi bence böyle gayet iyi, değil mi? Oo, play demo. Anlaşıldı, dur. Ben başlangıçta bir şey çıkacak diye öyle dedim. Yalnız öyle olmadı. Güzel, başlangıçta bir şey çıkmaması gayet iyi. Outlast 2 alalım şimdi onu. Bence gayet yerinde şu an, değil mi? Kayıt daha devam ediyor. İyi, her şey iyi. Ses benim ağzım burnum kıracak gibi ama olsun. Hiç sıkıntı değil, hiç sıkıntı değil. Birazcık şu şekilde hallederiz. Freddy Boy tanıyorsunuz Final Fantasy Freddy's 4'ten. Sister Location'ları bizimle birlikte olacak. Outlast 2'nin devamları bizimle birlikte olacak. Hiç zaman kaybetmeden devam ediyoruz. Çünkü neden korkmayalım, değil mi? Outlast 2'ye hoş geldin. Sen Blake Langer misin? Bir kameraman. Eşin de çalışıyorsun. Eşin adı Lynn. İkiniz ikimiz şeyiz, gazeteciyiz, araştırmacıyız. Risk şey yapıyoruz falan filan. Jane Doe diye bir tane kadını takip ediyormuşuz. Arizona çölüne gelmişiz. Bayağı karanlık bir şeyler falan filan. Neyse, her şey yozlaşmış. Hadi devam. Yozlaşma, bayılırım. Bayılırım. Doğaüstü yozlaşmaya. Değil mi? Helikopterle mi gidiyoruz? Vay, sağlam sağlam donanım, iyi. 2 hafta önce genç hamile bir kadın etrafta dolanırken bulundu. Ne oluyor lan? Oo, güzel. Evet, trailer'da gördüğümüz yanan harç. Peki, harika. Ateş. Huu, bayılırım ateşe. Yanacağız. Bol bol yanacağız. Çığlıklar. Harika. Çığlıklar da bayılırım. En çığlıklar çok güzel, stres atarız çığlıklarla. Tam bunları trailer'da gördük zaten. Bunları şey yapmaya gerek yok. Bir tek ihtiyar bir adamın arka tarafta böyle saçma saçma konuşmalarını duymadık şu ana kadar. Sanırım onu da duyacağız. Toprağı mı kazıyoruz? Adamın tuvaleti gelmiş, yazık. Toprağı kazıyor. İşini mi arıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir göstersen kendine harika olacak. Bak mı var acaba? Ha. Oha. Oho. Gözlük. Gözlük önemli. Gözlükten fotoğraf çekeceğiz. Kaydediyor değil mi? İyi. Saçma sapan bir şey yapmak istemem. Bu oyunu doğal tepkilerimle oynamak istiyorum. Gözlük. Gözlük kırılmadı mı? Vah. O gözlükle ben de istiyorum. Gözlük kırılmadı. Bir yukarı doğru bakabilir miyim nereden düştüğüme? Bir yukarı bakmak istiyorum. Teşekkürler. Titriyorsun. Çok fena titriyorsun. Yürüme yürüme. Ben kontrol etmek istiyorum seni. Ha. Oo. Şuradan düştüm ve gözlüğüm kırılmadı. Amerika'da üretilince, Almanya'da, Amerika'da üretilince öyle oluyor. Asya'da üretilince, Japonya dışında. Yere düşüyor, kırılıyor. İyi geldik, merhaba. Lan, ne oluyor lan? Kaktüs. 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 Lanet olası bir kaktüs korkuttu beni. Pil gidiyor mu bu şekilde ya? Güzel o. Müzik yine her zamanki gibi bütün organlarımı deşmeye devam ediyor adrenalinden. Kapıyı çalayım mı? Ciddi misin? Neden olmasın? Gecenin bir yarısı terk edilmiş bu lanet olası cehennemimsi mekanda kapıyı çalayım. Kim çıkacak ki en fazla karşıma? Evet. Harika. İnsanların iyi niyetine güven sen. Pat diye bir şey çıkacak şimdi kapının içinde bir el çıkacak bizi şey yapacak kolumu incittim bu arada böyle kapıyı kırıp çıkacak diye düşünüyordum ben öyle yapardım iyi olurdu evin etrafında bir gezebilir miyiz gezemiyor muyuz evin arkasında şey var zaten kim buraya ev yapar ya ya gözünüz bu yalnız bayağı eski bir eve benziyor hani öyle gelir bayağı bildiğin kovboy zamanlarından kalma bir eve benziyor. Hillbillilerle kapışacağız değil mi? İçimden öyle geçiyor. Hillbilliler olacak hep burada. Redneckler olacak. Amerika'nın kurtarıcıları Trump taraftarları olacak hep burada.
Canımı yakabilir misin? Teşekkürler. Öldü, ölebiliyor muyuz acaba bundan? Kaktüsten ölebiliyor muyuz yoksa sadece böyle... Ölebiliyor sanırım. Dur öleyim. Kaktüsten öldüm. Kaktüsten ölebiliyoruz, tamam. Harika. Adamı cidden kaktüsle öldürdük ya. Adam kaktüsle öldü. Böyle bir oyun mu? Böyle deli bir oyun mu? Oha. Neyse zaten hiç balt yok. Bak koşabiliyoruz, güzel. Tamam, fazla koşmayalım. Daha sonra bol bol koşacağımızı düşünüyorum çünkü. Daha sonra bol bol koşacağız. Eminim bu konuda. Tamam, kaktüslere dokunmak yok. Kaktüsler tehlikeli. Kaktüsler son derece tehlikeli hocam. Hello? I'm lost. Kapıyı kıramıyor musun? İçeride kimse yok belli ki. Ben olsam kapıyı kırardım yani o şekilde. Çevremde ne kadar şey varsa alırım. Yalnız! O ne lan? Kim o? O kim? Koştu birisi, gördüm. Sesinizi duydum, ağzınızı burnunuzu kırarım gözlüğümle. Gözlüğümle deşerim sizi. O gözlük var ya, o gözlük size neler yapacak. Hoş bir yere benzemiyor. Işık gördüm ama ışığa doğru gitmek... Nedense karanlığa doğru gitmek istiyorum. Daha güvenli geliyor. Ha, etrafına dönünce ses benden geliyormuş. Ama koşma sesini duydum. Birisi koştu. Oğlum bak, gözlüğüm var. Sizin böyle gözlüğünüz yok. Siz hillbillisiniz. Böyle gözlüğünüz olmaz. Beni kim nereye açtı lan? Abicim bağırmayacaksın bu gibi durumlarda. Seni keserler. Adamı var ya, deşerler. Birisi fısıldıyor. Yalnız 5 dakika. Alt yazıları açmam lazım. Alt yazı. Alt yazıları açık mı? Göremiyorum ki. Bakamıyorum. Genel şey. Show crosshair tutorials. Alt yazı var gibi göründü. Sen oyunun başında gösterdi alt yazıyı ama. Kontroller, grafikler falan filan. Alt yazı yok. Ya var. Açıktır diye tahmin ediyorum herhalde. Tuvalette pil var mıdır? Tuvalette pil saklayanınız var mı? Gayet normal gelir bana. Bu insanların arasında. Şurayı açabilir miyim? Birisi fırlayacak mı acaba? Merhabalar efendim. Şu kapıyı kapatsana. Güvende hissetmiyorum kendimi. Ne oluyor lan? Ses mi geliyor? Onu... Hello? Bak sol... Hocam sen miydin? Tamam, sinekleri kovalar, anladık. Sen miydin fısıldayan? Pek zannetmiyorum, sen uzun zamandır fısıldayamıyorsun. Bir tane pil aldık, iyi. Ama bak sesleri gösteriyoruz şeyde yukarıda. Şey sol tarafta. LR diye. Left right diye. Var mı başka öyle bir insan? Pilinizi alayım. Ya 5 dakika, ben anlamıyorum. Neden bu adamın yanında pil vardı? Hepiniz yemek yerken yanınızda pil mi bulunduruyorsunuz? Ben mi yabancı gibi? Ben mi garipim acaba? Ben mi tuhafım? Zaten adam öldü, hiç de sorgulamıyorsun. Aman ne oldu, şöyle oldu, böyle oldu diye 5 dakika şey var mı? Şey falan filan yok. Ha dur. Jurnal. Not. Hiç balt yok. Hadi kapıyı açıyoruz. Abo! Ben pil alıp çıktım. Ben bir şey yapmadım. Cidden bak, bir şey yok. O kapıyı açtıracakları var değil mi? Açacağım lan o kapıyı. Kimsin oğlum sen? Gözlüğüm var benim. Gözlüğüm. Adam kapıyı kırmaya çalışarak kapıyı kapatmış iyice. Pencereden bakabiliyor muyuz? Pencere vardı burada bir tane. Yokmuş. Hayal görüyorum. Asıl o... Merhaba. Hocam. Kanka. Ahbap. Oo. Hello. Ahbap. Gözleri parlıyor şerefsizin. Yo, benim Night Vision kameradan.
Gelin bakayım siz buraya. Gözlüğümün gazabına uğrayamayacaksınız çünkü Tanrı bu taşları buraya ben gitmeyeyim oraya diye koymuş. Ha, fazla şey yapma diyor. Fazla koşma diyor. Zaten bana bir şey söyleyeyim mi? Jesus. Aynen Jesus'tur o. Jesus'tur. Şey değildir. Çığlık atan karın değildir. Bu ne lan? Abicim siz buraya ne yapmışsınız? Zaten trailer'dan bunun satanistlerle matanistlerle alakası olduğu belliydi. Geri kaçtı. Bunun içinde bir şey fırlayacak mı bu suyun içinden? Fırlayacakmış gibime geliyor. İçine girebiliyor muyum? Aa cidden girdim içine. Oha. Oha suyun içine girdim. Demek ki bu bir ihtiyaç. Demek ki burada saklanacağız. Suyun içinde falan filan saklanacağız. Bu içinde saklanabiliyor muyuz? Elemanlar her zamanki gibi bizim midemizi... Ulan su damlasını, köşedeki su damlasını adam zannettim, ödüm koptu. Açamıyor muyuz bunu? İçeriden ışık geliyor. İçeride olduğunuzu biliyorum. Neyse. Ben etrafı iyice inceledikten sonra gitmeyi severim. Benim oyun anlayışım budur. RPG oyunlarda genelde benim takıntımdır bu. Yan görevleri bitirmeden ana hikayeye devam etmem. Çünkü ana hikayenin direkt oyunu bitirme gibi bir ihtimali var. Ana hikaye bittikten sonra oyunu bitirebiliyorlar. Fallout 3 sağ olsun bana acı bir ders verdi bu konuda. Merhaba. Orada aha. Pil. Kapıyı çalma ulan. Kapıyı neden çalıyorsun? Çok güvenilir insanlar arasındasın sanki. Kapıyı çalıyor bir de. İçeride birisi mi var? Ha yok. Kapıyı neden çalıyorsun oğlum? Kapıyı kapatalım lütfen. Ha adamların giysileri. Giyebiliyor muyum? Onların arasına sızarım belki. Ajan bajan falan böyle bir şey olaylar yaparız. İyi bir pil daha. İçeride başka bir şey yok mu? Buraya girebiliyormuşuz. Güzel. 6 dakika 20 saniyedir kayıt yapıyormuşuz. Ben ne kadar yapıyorum? 12 dakika. Merhaba. Lütfen beni öldürmeyin. Ulan oraya mı gitsem buraya mı gitsem? Sağ tarafta hiç balt yok zaten. Belki vardır. Belki şurada vardır. Hayır. Her türlü kaçamayacağız. Hadi belaya. Şu kafa taslarını hep şey zannediyorum. Adamın kafası zannediyorum. Çok hoş oyuncaklarınız varmış hocam. Lan! Lan! Orada birisi var. Bebek kafası vereyim sen. Oyuncak bebek kafası vereyim. Rahat bırak beni. Okey. Okey. Aa camlar neden buradan giremiyor muyuz? Tamam camdan girelim neden olmasın. Tamam. Her ne kadar ortamı, korku atmosferini yumuşatmaya çalışsam da beceremedim. Ve şimdi de Hello baby. Merhabalar.
Sanki birisi yukarıda yürüyormuş gibi ses geliyor değil mi? Evin tepesinde yürüyormuş gibi. Bak. Nereden çıksam acaba? Sol mu sağ mı? Acaba nereye gitsem? Hazır bin sonuna karşılaşırız. Açabilir miyim? Burada birisi vardı. Az önce gördüm burada birisi olduğunu. Az önce burada birisi vardı. Aa, buradan gideceğiz. O zaman buradan karşımıza bir şey çıkacak. Hadi açalım. Karşımıza bir şey çıksın değil mi? Herkes onu bekliyor zaten. Karşımıza bir şey çıksın. Pil yok mu burada ya? Pil olaydı, iyiydi. Buradan karşıma bir şey çıkacaklar diye ödüm koptu resmen. Cidden koptu. Ya şu anda belli etmiyorum ama. Şu anda çok korkuyorum. Kafamda şapkam var. Aa, kafamda kep var, harika. Bunun hiç... Kötü bir şeyler olacakmış gibi bir his var şimdi. Aa, neden acaba? Ben de geldim burada canım cicim bir oyunu oynadığımı zannediyorum. Mezarlığa geldik. Ben pil değiştirilme ne olur ne olmaz. Daha öyle çok çok korkunç bir şey olmadı. Yılan mı o? Merhaba. Yılan bey, yılmayan bey. Oğlum bir şey beni takip ediyor. Merhabalar efendim. Aa, harika. Kemik. Omurga. Kaburga. Abi. Hey. Satanas. Inimical day. Dur lan. Latince bu, bekle. Şeytan bir şeyler falan filan diyor. Satan şeytan demek. İbranice'de de öyle, Arapça'da da öyle, bizde de öyle, Latince'de de öyle, her dilde öyle. Şeytan Tanrı'nın düşmanıdır falan filan diyor. Ve Tanrı şeytanın düşmanıdır diyor. Tabii canım. Tabii, neden olmasın? O kadar gördüğüm tuhaf insandan sonra, cesetlerden sonra aşağı ineyim değil mi? Neden? Çünkü kendime... Benim gözlüklerim var koçum, ben gözlüklerime güveniyorum. Asıl olayım o işte. Ya hadi, bak oyuncakların tamam mı, korku unsuru olarak kullanılmasını anlıyorum ama mantığını anlayamıyorum. Ne yani, satanistler bir gün şeye mi karar vermiş? Artık bundan sonra şeytana tapılırken oyuncak ayı kurban edilecek. Ve insanlar kurban edilirken oyuncak ayılar şey yapılacak, oyuncaklar kullanılacak. Neden? Burada da bayağı bir kurban edilmiş. Güve. Bu da incil mi artık? İncil mi lan bu? Başka bir şeye benziyor sanki. Bayağı bildiğin şey bu. Bambi... Bu İngilizce değil ama. Neyce bu ya? Latince mi? Fransızca bu. Fransızca. Ya anlatacağım ama ben Fransızca bilmiyorum. Yani çok az biliyorum Fransızca bilirsem de. Ha. Ben onu projektör zannettim. Beni zannettim bir yere... Cesetleri takip et tabii ki. Neden olmasın? Başına en kötüne gelebilir ki. Enfeksiyon, parçalara ayrılma, cesetlerin arasında çürüme. Bir de gelince korkuyor aslanımız. Ez gitsin. Oh. Çocuk mu lan bunlar? Şerefsizler. Çocukları öldürmüşler hep. Oğlum bütün köy şeyi sataniste mi döndü? Bir tane çocuk serbest kalmış sanırım, bunu oynuyor. Kuyu! Samara çıkacak, dikkat edin. Hayır. Fısıldamak yok. Hayır. Doğrudan konuşacaksınız, doğrudan konuşacaksınız. Yok öyle fısıldamak falan. Nereden fısıldıyorsun sen?
Bir de bu kuyuya ne ışık tutuyor? Ay mı? Ay nerede? Ay bulamıyorum bu kuyuya. Kuyu araştır diyor. Kuyu araştırdığında ne olacağını biliyorum. Kuyunun içine düşeceğim. Benim içinden bir şey çıkacak. Araştırayım. Ne olacak? Çok çok içine düşeceğim kuyunun. Benim hatam. Benim hatam. Kocaman dillerin beni kaçıracağını düşünmemiştim. Oo, arkaya bakabiliyoruz. Kovalamaca olacak. Ne oluyor lan? Ben sürekli arkama bakarım hocam. Beni şey yapamazsınız öyle. Ben korktum diyor. Korkma, korkma kuzum, korkma. Korkma. Sendeki korku değil. Sen benim nasıl korktuğumu görsen sen kendinkine korku demezsin. Çok çok küçücük ve endişe olur o. Hani ödevini yapmayı unutursun da hocaya söyleyeceksin ya. O. Ne oluyor lan? İşin mi bu? Bence artık değil. Bence artık değil. Arkaya bakabilir miyim hala? Vay kitaplar kaç 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 kitap var kaç. Kaç. Cahilliğim zarar görecek kaç kitap. Gördüm. Gördüm. Yerimden ne kıvrıldım? Burası okul mu ya? Ben nasıl bir yere geldim böyle? Anlamıyorum. Ben kuyudan aşağı düştüm değil mi? Kuyudan aşağıya düştüm ben. Kuyudan aşağıya düştüm ben. Hatta dur, helikopter çakıldı, tamam mı? Ben bir yerden aşağı düştüm. Daha da aşağı indim. Kuyudan aşağı düştüm. Yerin içine girdim. Havalandırma deliklerinin dolanmaya başladım. Havalandırma delikleri çöktü, daha da aşağıya girdim. Ama bak okul yapmışlar buraya. Nükleer sığınaktayız herhalde. Daha da aşağıya yok mu? Cehennemin dibine gidelim bence. Niye oraya gidiyormuşuz gibi görünüyor şu anda. Ve ev sahibiyle de karşılaşacağız cehennemin dibinde. Öyle görünüyor. Disket alan... Disket mi? Nereye geldim oğlum ben? Solucan delinin birisi içinde geçmiş şeye gelmişim. 1990'lara 2000'lere gelmişim. Disket ne lan? Oo iki kapı var. Seçeneklere bayılırım. Tabii. Sonradan bu yaptığımız seçimlerin cezasını dehşetle çekeceğimiz için bayılırım seçimlere. Neyse Allah'tan ilimiz var bir tane. İkisi de karanlık. Pek seçme şansımız yok gibi görünüyor. Heh. O Outlast'taki hapishane sahnesinden sonra artık böyle kapılardan çekilirken bir tedirgin oluyorum. Evet tamam bunlar kapıdan çekilir. Tamam. Merhaba. Merhaba gölge çocuk. Arkamda. Tamam, arkamdaymış, arkamdaymış. Arkamı döndüğüm anda diğer arkama geçmiş. Benim 2-3 tane arkam var tabii ki. Ama oyun bittikten sonra kaç tanesi sağ kalacak belli değil. Ben risk almak istemiyorum. Hemen değiştiriyorum şunu. Sağ tarafta kırmızı ışık var. Kış yazıyor. Gerçek olamayacak kadar güzel orada çıkıyor. Hayır, hayır, hayır. Yok öyle gülmek falan. Bak az önce fısıldadınız onu. Aha pil. Oh. Bol bol saklanacak yer var. Tahmin edin ne olacak? Müzik kutusunu al bakalım. Müziği çalalım çok çok ne olacak ki? Peşimizden hayaletleri mi koşacak? Şeytan peşimize mi takılacak? Devasa diller bizi alıp kaçıracak mı? Küçük zombi çocuk bizi mi şey yapacak? Gerek kulağımıza mı gülecek, fısıldayacak? Veya bilmiyorum belki delinin teki bizi kovalar. Emin değilim bakalım. Deli mi? Neden müzik çalmayalım? Herkes bizi duysun cümle halindeki. Yeterince tehlike yokmuş gibi zaten.
Akıllı dur orada. Senden korkuyorum. Hocam ben gerçek değilim. Ben sadece sizin bir hayal ürününüzüm. Ne oluyor lan? Piş geri gel. Odaklan. Ah, odaklandın. İyi gürültü yaptınız mı? Güzel, iyi gürültü yaptınız o zaman. 50 megapiksel kamerası var. İnanayım mı güvenli olduğuna orasının? İnanayım mı? Hadi inandım. Koca dilli adam geldi gene. İnadına oraya gideceğim. İnadına geliyorum senin arkandan. Gözlüğüm var benim oğlum. O gözlük kırılmıyor var ya. O gözlüğü kafana atsam kafan karpuz gibi parçalanır. Oo, tünelin sonundaki ışık. Nedense bir dolaba girmek istemiyorum. Nedense şu tarafa gidesim geliyor. Pek orası... Gerçi yani güzel olamayacak kadar aydınlık diyecekti ama pek bir şansımız kalmadı. Bu şey çocuk mu? Bizim kulağımıza fısıldayan çocuk mu? Sen misin sen misin? Üçünüz. Sen çok yılan bir tipe benziyorsun. Bu sağ taraftaki çok yılan bir tipe benziyor. Bak. Biriniz kahkaha atar, tamam mı? Biriniz kulağıma fısıldayan, diğeriniz de dilleriyle beni sağa sola çeken. Bunu biliyorum. Işığa doğru gidelim. Hadi bakalım. Güzel dolapmış. Güzel dolapmış. Alman mühendisliği yapılmış. Japon takviyeli Alman mühendisliği. Saat mi var? Bir şey tıklıyor. Değiştiriyorum sözümü. Alman takviyeli Japon mühendisliği. Almanlar ciddi insanlar. Ha, yok ben buraya gideceğim. Avlu. Okula mı geldim ben? Evet okula geldim. Doğru ya. Okuldaydım. Şeytan tarafından seçilen bir çocuğun kafasında mı esiniyor? Ben anlayamadım. Cem. Sevgilim. Hiç merak etme. Bitecek birazdan. Öldürecekler seni. Beni beklemesen. Gene o peşimdeki... Siz duymuyorsunuzdur şimdi şu anda ama böyle sanki bir makine sesi geliyor. Merhaba televizyon bey. O Jessica mı? Bize saldırmazsa ben adımı Cenk Oğuz olarak değiştireceğim. O dilinizi çekin karımın üzerinden. Açabiliyor muyum? Ya hocam senin elini hiçbir şey almıyorsun. Al şunu. Sandalye al bir. Güzel eliniz varmış. Manikür pedikür falan sağlam. Koş karşıya koş karşıya koş karşıya koş. Aha koştum. Yukarı çıkamıyor muyum? Ciddi misin? Yukarı çıkabilirim diye düşünüyordum ama gerçekten karşıya gideceğim aklıma gelmemişti. Ben tam böyle geçerken yukarıdan çekecekleri diye düşünüyordum. İyi. Oyo. Burada mı gidiyoruz? Merhabalar. İyi tokat. Güzel kan, güzel. Domates çorbası yapacağım. Güzel. Aa iyi, bağırıyorlar. Deli gibi bağırıyorlar artık.
Nereye kaçıyorum ben? Kayboldum. Beni göremiyorsunuz siz şu anda. Ben şu anda gizliyim. Stealth kullanıyorum şu anda. Oğlum siz ne kadar manyak bir adam çıktınız. Tam şeytana takmak. Yani takıntılı bir şeydir anlarım da. Nereye geldim ben? Atla 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 atla. Hey hey hey, vurma vurma. Ayıp. Gelen misafire böyle davranılmaz. Bizim ülkemizde biz çay veriyoruz gelen misafire. Çay veriyoruz, bisküvi veriyoruz, bir şeyler ikram ediyoruz. Ya yapmasak şöyle. Yapmasak şöyle. Hoş olmuyor. Hoş olmuyor, hiç hoş olmuyor. Bu aslında Outlast'ın son bölümüymüş falan. Aha! Haha! Siz kayamayacaksınız. Gözlük, gözlük! Aynen gözlük! Al vur gözlükle! Merhaba, merhaba. Ooo! Yanlış yere vurdun! İlk önce kafama vursaydın Megadon! İlk önce kafama vursaydın! Ben bu olayı anlamadım bu arada. Biz öldük. İlk önce oramıza vurdular, sonra kafamıza vurdular. Okey. Okey. Farklı bir atmosfer var. Güzel, hoşuma gitti. Satanizm, güzel, beğendim. Hani paranormal olaylar olmasa da olur. Bir korku oyununda, tamam mı? İnsanlar olsun, satanizm olsun, satanizme kafayı takan insanlar olsun, o bana yeter. Benim korkmamı sağlar o. Çünkü gerçekçi bir atmosfer, bayağı bildiğin. Bunu yapanlar var. Yani hayalet mayalet, şeytan çağıran yok da. Bayağı bildiğin bu kadar manyak insanlar var. Hani onun adına bunun adına böyle adamları kurban edip şey yapanlar var. Ritüeller düzenleyenler var. Ben onlardan deli gibi korkarım. Yani var oldukları için korkuyorum. Hani olay bu. Neyse. Güzeldi. Bakacağız. Neyse. Ben senin için size teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beni paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatlı YouTube'da kalmanız dileğiyle. Bay bay.